Değerli katılımcılar, öncelikle hoş geldiniz, günaydın. Ben de İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak çok farklı konularda çalışmalar yapan bir derneğiz. Ben bugün size biraz önce derneğimiz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ardından da döngüsel ekonomi konusunda neler yapıyoruz, onlardan bahsedeceğim. Biz 2004 yılında kurulmuş bir derneğiz. İş dünyasında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının benimsenmesi, daha iyi anlaşılması ve hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Biz sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla Türkiye'de politika gelişimine katkıda bulunmak ve iş dünyasının rekabetçiliğini sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı rehberliğinde arttırmayı misyon edinmiş bir derneğiz. 5 tane hedef etrafında çalışma yapıyoruz. Özellikle düşünce bazlı bir, savunucu bazlı bir düşünce örgütü olarak sürdürülebilir kalkınma kavramını savunuyoruz. Çeşitli kurumlarla, bakanlıklarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, akademiyle, iş dünyasıyla işbirlikleri kuruyoruz. Özgün bilgi üretiyoruz. Özellikle iş dünyasının kapasitesini geliştiriyoruz. Ve sürdürülebilirlik konusu geldiğinde akla ilk kurum olmaya çalışıyoruz. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi WBCSD bizim çatı örgütümüz. Biz çatı örgütümüzden aldığımız bilgiyi Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'de de farklı konularda çalışmalar yapılmasına ön ayak oluyoruz. 58 tane üyemiz var. Kurumsal üyelik kabul eden bir derneğiz. Üyelerimiz Türkiye'nin önemli kurumlarından oluşuyorlar ve Türkiye gayri safi milli hasılasının 1/3'ünü sağlıyorlar. 19 farklı sektörden geliyorlar ve 350 bin kişiye de istihdam yaratan bir güç var arkamızda, iş dünyası gücü var. 58 tane üye dedik. Bunlar farklı farklı kurumlardan oluşuyor. Büyük holdingler de var bünyemizde. Büyük holdinglerin tedarik zincirinde olan kurumlar da var. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazede çalışma yapma imkanı buluyoruz. Bildiğiniz gibi 2015 yılında Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini açıkladı. 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma konusunda genel çerçeve bu hedeflerle çizilmiş oldu. Bu aslında hepimiz için bir çerçeve oluşturdu. Biz de şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmaları bu 17 hedef ve onun altındaki 169 hedefin gerçekleştirilmesi için nasıl yapılandırabiliriz diye çalıştık. Ve 4 odak alanı belirledik kendimize. Bunlar düşük karbon ekonomisine geçiş ve verimlilik, sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi, sosyal içerme ve kapsayıcılık. Bu 4 tane başlık 11 tane sürdürülebilir kalkınma hedefinin altını dolduracak şekilde bizleri çalışma yapmaya imkan veriyor. Aynı zamanda işbirlikleri de zaten bizim genel hedeflerimizin arasında var. Dolayısıyla 17 hedefin 12'siyle ilgili direkt çalışma yapıyoruz. Böylece Türkiye'nin de bu hedeflere ulaşması için bir misyon üstlenmiş durumdayız. Şimdi sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi başlığı altında neler yapıyoruz, nasıl bir projemiz var? Ben o projeye girmek istiyorum. Çünkü 8 tane bizim çalışma, 4 odak alanı altında 8 tane çalışma grubumuz var. Bu gruplardan bir tanesi döngüsel ekonomi. Yaptığımız projenin adı Materials Marketplace Türkiye. Bu proje Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'nın fon desteğiyle çatı örgütümüz WBCSD'nin Amerika ayağı ile birlikte başladı. Bir yılı geçti şu anda başlayalı. İkinci faza geçtik. Biraz detaylı olarak ondan bahsedeceğim. Bu sistem aslında endüstriler arası malzemelerin el değiştirmesine imkan tanıyan bulut tabanlı bir platform. E-ticaret siteleri gibi aslında çok kullanımı zorda olmayan bir site.
Bu projeyle biz neler hedefliyoruz? Öncelikle bir farkındalık arttırmayı hedefliyoruz. ÇEVKO Vakfı'na da çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir toplantı organize ettiler. Çünkü döngüsel ekonomi konusu gerçekten sürdürülebilirliğin, sürdürülebilir kalkınmanın önünde çok ufuk açıcı bir konu. Artık mevcut ekonomik modellerden çıkıyoruz. Bu konuda biz öncelikle dernek olarak bu platform aracılığıyla bir farkındalık arttırıp iyi uygulama örneklerini, sinerji imkanlarını ortaya çıkartıp hem üretimdeki atık miktarını azaltmayı, dolayısıyla maliyet tasarrufu sağlamayı hem de farklı malzemelerin üretime girdi sağlamasıyla kaynak verimliliği ve değer yaratımını hedefliyoruz. Tüm bu yeniden malzemelerin kullanılmasıyla beraber yaratılan değerle de tabii ki karbon salımları eşdeğer olarak azalıyor. Bu projemiz 2016 yılında Davos Dünya Ekonomi Zirvesi'nde ödül almış bir proje. Orada ilk döngüsel ekonomi konusunda ödül veren bir program var, The Circulars diye. O program kapsamında ödül almış bir proje. Biz önce ne yaptık bu projeye başladığımızda? Önce Türkiye'deki sektörleri bir inceledik. Hangi sektörler var? Onlara bir baktık. Ondan sonra da bu sektörlerin yan ürün akışlarını çıkardık. Bir sektörün çıktısı öbür sektöre çünkü biliyorsunuz girdi olabiliyor. Dolayısıyla biz hangi akışlar var onları inceledik. Farklı farklı sistemler var zaten. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Bizim amacımız burada geri dönüşümden önce tekrar kullanımı teşvik etmek ve bu yolla değer yaratmaktı. Nisan ayında başladık 2016 yılında projeye. Bir yılı tamamladıktan sonra Temmuz ayında ikinci bir faza geçtik. Bu fazda biz Amerika'dan tabii ki destek almaya devam ediyoruz. Ama ağırlıklı olarak projeyi Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası ile birlikte yürütüyoruz. Öncelikle bir yıl içerisinde neler yaptık onlardan bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi Türk sanayisinin önce bir atık potansiyelini araştırdık. SKD üyeleri arasında sanayisi olan kurumlarla 40'ın üzerinde üyemizle birebir görüşmeler yaptık. Çeşitli derneklere gittik. TÜSİAD gibi, İMSAT gibi, Otomotiv Sanayicileri Derneği gibi. Onlara özel bilgilendirme toplantıları yaptık. 150'den fazla şirketle iletişim kurmuş olduk bu şekilde. Şirketlerden anketler aracılığıyla halihazırdaki atık ve ham madde akışlarıyla ilgili bilgiler topladık. Ve sinerji imkanları neler olabilir diye araştırdık. 2 Kasım 2016 yılında projemizi lanse ettik. Bir atölye çalışması yaptık ve orada da aynı masa etrafında oturan kurumlar birbirleriyle hangi sinerjiler çıkabilir, hangi fırsatlar çıkabilir birebir konuşma imkanı buldular. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yakın iletişime geçtik. Aynı zamanda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile Verimlilik Dairesi Genel Müdürlüğü ile bilgilendirme toplantıları yaptık. Zaten çalışmaları vardı. O çalışmalara bizim katkımız nasıl olabilir diye konuştuk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Atık Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden projeye bir destek mektubu aldık. Yan ürün ve alternatif ham madde kapsamında mevcut mevzuata uyumlu bir proje olarak projemiz tanımlandı. Şimdi artık platformun daha çok geliştirilmesi, sosyal medya aracılığıyla, bu tip toplantılar aracılığıyla iş dünyasının katılımının arttırılması ve Ağustos'a kadar ikinci fazın tamamlanmasını öngörüyoruz. Projemiz Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası EBRD tarafından fon desteği verilen bir proje olduğu için Ağustos 2018'e kadar bu platforma girmek, bu platformu kullanmak, malzemelerin değiştirilmesini sağlamakla ilgili herhangi bir ücret yok. 2018 Ağustos'tan sonra kendi başına ayakta duran bir sistem haline gelecek.
Ben şimdi biraz iyi uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Amerika'da dediğimiz gibi bu proje başlamıştı. Amerika'da uygulama esnasında bir takım güzel iyi örnekler çıktı. Bu örnekler Türkiye'de de rahatlıkla uygulanabilecek örnekler. Önce onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bizim ilk ilgimizi çeken konu otomotiv sanayinden geldi. General Motors mevcut otomotiv sanayi üretiminde saçı karoseri basarken saç pencere büyüklükleri kadar çelik saçlar çıkıyor sisteminden. Bunlar 12 farklı boyutta ama hep aynı büyüklükte, yani hep aynı şekilde çıkıyor, devam eden bir atık bu. Normalde bu atığı hurdacıya veriyorlar ve hurdacının tekrar eritmesini ve onu daha düşük değerli bir saç haline getirilmesini sağlıyorlar. Böylece aslında atık anlamında bir geri kazanımla yükümlülüklerini yerine getirmiş oluyorlar ama bizim projemiz ile bu saçın yeniden kullanılması söz konusu oldu. İlerletemiyorum ama. Bu saçlar, aynı şekildeki, aynı büyüklükteki saçlar dış cephe malzemesi olarak kullanıldı. Mimarlara tanıtıldı ürünler ve bu şekilde 5 milyon dolarlık bir fayda elde edildi. Bunu da biz aynı şekilde aslında Türkiye'de otomotiv sanayimizde kullanabiliriz. Otomotiv sanayinde böyle bir ek fayda yaratabiliriz. Lastik konusunda Türkiye'de de lastik yakılarak özellikle enerji elde ediliyor, öğütülüyor, yumuşatılıyor, farklı alanlarda kullanılıyor. Örneğin çocuk oyun parklarında kaplama malzemesi olarak kullanılıyor. Amerika'da geliştirilen sistemle lastiğin önce dondurulup sonra öğütülmesi konusu geliştirilmiş. Böyle de olunca geleneksel öğütme maliyetine, geri dönüşüm maliyetine göre %50 bir tasarruf elde edilmiş ve sera gazı azaltımında da %75'lik bir fayda sağlanmış. Bu da Türkiye tarafından rahatlıkla uygulanabilecek bir teknoloji. Bir diğer başlığımız atık yağlar konusu. Atık yağlar Türkiye'de de toplanıyor. Amerika'da mobil teknolojiyle mobil araçlar gelip yerinde atık yağları alıp santrifüj tekniğiyle ayrıştırıyorlar ve o tesiste tekrar geri kazanılmasını, yeniden kullanılmasını sağlıyorlar. Böylece %40'lık bir maliyet avantajı elde etmek, maliyet azaltımı elde etmek mümkün. Kağıt lifli ürünler zaten geri dönüşümde çok fazla kullanılıyor. Türkiye'de de bu konu çok ileri. Ama burada da önemli fırsatlar var Türkiye açısından. Son olarak da bir geçmekte zorlanıyorum. Organik ürünler var. Bunlar farklı endüstrilerden geliyorlar ve o endüstrilerden de granola gibi önemli kaynaklar elde etmek, yeni ürünler elde etmek mümkün ve böylece katma değer yaratma imkanı da var. Sayın Müsteşarım, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği adına ben de sizi saygıyla selamlıyorum. Ben siz teşrif etmeden önce İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak neler yapıyoruz, onlardan biraz bahsetmiştim. Şimdi döngüsel ekonomi konusunda Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'nın fon desteğiyle yürüttüğümüz Materials Marketplace diye bir projemiz var. O projemizden bahsettim. İyi uygulama örneklerini Amerika'dan getirdiğimiz bir proje. İyi uygulama örneklerini Amerika'dan bahsettim. Şimdi Türkiye'ye tam gelmiştim. Türkiye'de arka plan nasıldı bu projeden önce, neler yapılıyordu? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de
Az önce Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız da aktardı. Pek çok endüstriyel simbiyoz projeleri aslında yapılıyor. Bunlar farklı farklı organize sanayi bölgelerinde kalkınma ajansları tarafından yürütülüyor yahut bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Farklı farklı çalışmalar yapılıyordu. Bunlar ağırlıklı olarak bölgesel projelerdi. Bu konuya kamunun tabii ki ilgisi çok yoğun. Çünkü burada önemli bir tasarruf imkanı var. Aynı zamanda ulusal stratejilere de endüstriyel simbiyoz konusu girmiş durumda. Bölgesel kalkınma planlarında keza bir takım örnek uygulamalar çıkıyor. Ve bu örnek uygulamalarla beraber mevcut mevzuatta sürekli bir gelişme kaydediyor. Bu konuda ulusal bir yaklaşım ve bir çaba var. Biz de bu ulusal yaklaşımı Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası ile beraber farklı bir alana çekmek ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin arkasındaki güçlü üyeler ve kuruma üye olmayan diğer iş dünyası şirketleriyle beraber ulusal bir platform oluşturmak üzere harekete geçtik. Şimdiye kadar yapılmış olan bir iki projeden size örnek vermek istiyorum. Ondan sonra da sinerji fırsatları neler gördük biz onlardan bahsedip sunumumu tamamlayacağım. Daha önce İskenderun projesinde çıkmış bir konu bu. Demir çelik üretimi yapan bir firma İTÜ ile beraber bir araştırma yapıyor ve demir çelik üretiminden çıkan cürufun yol yapımında agrega olarak kullanılması ile ilgili bir proje geliştiriyor. Bu projeyle proje tamamlanıyor. Hatta deneme Karayolları Genel Müdürlüğü ile deneme yolu yapımına da başlanmış durumda. Standart uygunluğu alındıktan sonra artık demir çelik fabrikalarından çıkan cürufun yol yapımında kullanılması mümkün hale gelecek. Bu da demir çelik sanayimiz için çok önemli bir konu olacak ve böylece de karbon salımına önemli bir katkı. Karbon salımının azaltılması önemli bir katkı sağlanmış olacak. Bir diğer konu da çimento sektörü zaten atıkların yakılması, o şekilde enerji elde edilmesiyle ilgili çok önemli bir sektörümüz. Burada kireç sanayinden bir örnek var. Burada da farklı farklı atıklar söz konusu. Ağaç kabuğu, talaş, zeytin çekirdeği, tekstil atıkları, atık lastik gibi konular var. Bunları yakabilmek için özel bir fırın geliştiriliyor ve bu özel fırınla beraber gerekli izinler, lisanslar alındıktan sonra bir petrokok tasarrufuna imkan sağlayan bir hal oluşuyor. Son olarak bizim bulduğumuz bir takım edindiğimiz anketlerle, üyelerimizden aldığımız geri bildirimlerle gördüğümüz bazı sinerji fırsatları var. Özellikle alüminyum üretiminden çıkan kırmızı çamurun çimento üretiminde tekrar kullanılması konusu var. Demirinin geri kazanılması var. Hafif tuğla üretilmesi var. Bunlar bizim gördüğümüz alüminyum sektöründen örnekler. İkinci olarak gıda sektöründe özellikle meyve atıklarıyla ilgili bazı konular var. Antioksidan olarak örneğin kozmetik sanayinde meyve çekirdeklerinin kullanılması konusu var. Etanol üretimi, hatta Amerika örneğinde olduğu gibi gıda atıklarından granola gibi katma değeri yüksek kahvaltılık gevrek üretilmesi imkanı da mevcut. Bira üretiminde de bir sürü atık çıkıyor. O atıklarda gübre katkı maddesi olarak, yem katkı maddesi olarak kullanılabiliyor. Endüstriyel yumurtada ise yumurta kabukları ile kalsiyum karbonat üretilebiliyor. Gene kozmetik sanayinde biyoplastikte kullanılabiliyor. Lastik dolgu malzemesi olabiliyor. Evet, benim bahsetmek istediklerim bunlar sinerji imkanları olarak. Biz öncelikle bu platforma dahil olmak isteyen kurumlarla bir gizlilik anlaşması imzalıyoruz. Böylece aldığımız bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmamaya söz veriyoruz karşılıklı. Ondan sonra sisteme bir profil oluşturuyoruz ve malzemelerin el değiştirmesini sağlıyoruz. Ekranda da gördüğünüz gibi kullanılması basit bir sistem. Diğer e-ticaret siteleri gibi.
Biz bu konuyu sosyal medya üzerinde de ayrı hesaplarla takip ediyoruz. Etkileşime girmek istiyoruz herkesle. Evet, çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Verimli bir toplantı olmasını diliyoruz.